Nasılsın? İyi misin? Doktor hanım, durumu nasıl? Önemli bir şey yok değil mi? Başına aldığı darbeden dolayı nöroloji tetkik etti. Ama rahat olun, eşiniz gayet iyi. Eşim değil. Ah, çok pardon. Ada Hanım, darbeden dolayı alnında ufak bir şişlik vardı. Hemen oraya müdahale ettik. Kendisi bizi biraz zorladı ama bir miktar da sedatif verdik. Şimdi etkisini gösterecektir, rahatlatacaktır onu. Tabii bu gece yalnız kalmasın. Araç kullanması da yasak. Çıkabilir mi yani? Tabii çıkabilir ama gece baş ağrısı falan olursa mutlaka getirin lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Acaba bu gece burada kalsa, dinlense, kafası açılsın, sabah da çıksın gitsin olmaz mı? Hiç gerek yok. Tüm tetkikleri yaptık. Kalmasını gerektirecek bir durum yok. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam kardeşim. Ben de. Ne oldu başıma belayı? Aman, aman ne kadar da merak ettin sen beni. Gözlerim yaşardı. Gerçekten almayacağım şimdi. Korkma. Şikayetçi olmayacağım senden. Aa, şikayetçi olmayacak mısın? Olmayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, lütfettin. Aniden fren yapan senden hatırlatırım. Ne yapmaya çalışıyordun? Hı? Aklın neredeydi acaba? Ha. Anlaşıldı tamam. Ne anlaşıldı? Yok ya, boş ver. Ne anladın acaba? Gel bırakla. Ne alaka ya? Ben insanları iyi tanırım. Yani hayatım böyle kazanıyor. Sen medyumsun. Ödesene baştan. Yazarım. Hatta dur, tam medyum sen. Sen yeni terk edildin. Yok. Hayır, sen... Sen aldatıldığını öğrendin. Sana bir söyleyeyim mi? Geçecek. Gerçekten. Hepsi geçecek. Geçecek. Çok sağ ol ya. Çok sağ ol. Ne doğru bir tespit. Bak. Erkekler bir ilişkiden çıktıktan sonra acayip rahattırlar. Kadınlarsa görüldüğü üzere çökerler. Çünkü o adamı gözlerinde büyütüp olmadığı bir yere koymuşlardır. Ama birkaç ay sonra kadın kendini toparlar. Gerçekleri görmeye başlar. Bu sırada hayat boşlukları doldurur. Yani üzülme sırası kime gelmiştir? Erkeğe gelmiştir, değil mi? Bitti mi? İnan, şurada şöyle kalıp saatlerce sabaha kadar senin aşk hakkındaki teorilerini dinlemeyi çok isterdim ama evden beklerler. Gideceğim. Bak, bunlar teori değil. Çünkü aşk diye bir şey yok. Aşk diye bir şey yok. Evet, yok. Aşık olmak için bir kalbe, bir de duygulara ihtiyaç var. Sizde de o olmadığına göre çok haklısınız. Ay. Ne yapıyorsun şu anda? Eve gidiyorum. Müsaaden var mı? Ben bırakırım seni eve. Yok. Bak, ben de meraklı değilim seni evine bırakmaya. Ama madem bu kazaya beraber karıştık, en azından eve girdiğini göreyim gözlerimle. Malum saat geç oldu. İstemez, sağ ol. Hastaneye getirdin, yeterli. Gerekirse eve kadar yürürüm ama seninle gelmem. Okey. Sen bilirsin. Evet. Ay. Bak, bu benim kartım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa. Biz de böyle net. Bu arada doğru söz siyah. Portalımızı biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum, bilmez miyim? Çok yakından biliyorum hem de. Bu arada doğru söz. Evet, benim. Sen her şeye muhalefet yazılar yazan deniyor değil misin? İnsanlar şimdi böyle konuşmazsan rica ediyorum. Ama öylesin, deniyorsun sen. Evlilik hakkında saçma sapan şeyler yazıyorsun. Beni bir din... O pis dilini aşka uzatıyorsun. Ya sen de dinlememek kronik bir hastalık mı oldu acaba? Bak, o restoranda gördüğün adam ben değildim. Yani bendim ama bir röportaj yapıyordum. Yeni yazın isim için, tamam mı?
Rezil. Bana bak, ben kimseye şirin görünmek için karakterimden ödün verecek bir adam değilim, tamam mı? İnanmadığım şeyi de kutsayamam. Dürüstlük, bilir misin? Dürüstlük. Denyo'nun yeni adı dürüstlük mü olur? Bana Denyo deyip dur. Ama öylesin, Denyo'sun sen. Ya çık git, hadi git git. Seni de, senin kartını da, adını da, hayatını da istemiyorum, tamam mı? Çık git. Anladım ben senin derdini. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Doktoru çağıralım, seni bir kez daha bir tomografi yansınlar. Belli ki kafanda bir hasar oluşmuş senin. Gayet iyi, ben gayet iyi. Hadi sen çekilebilirsin lütfen, hadi. Defolun lütfen, defolun, defolun. Kapı orada, hadi defolun. Çatlaksın sen. Ben değilim, sağ olun. O sizin çatlaklığınız. Defolun, defol. Bana bak. Gider misiniz artık? Ne halin varsa gör. Lütfen, teşekkürler. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Sinirim bozuyor ya. Ay. Ay. Yürüyemiyorum. Ay. Ay, istansiyonumu çıkarttı pis. Küs. Pardon. Pardon. Bir uzun boylu bir hasta bakıcı vardı az önce burada. Bir iki dakika kapıya kadar atsa olur mu? Aşk kendi seçer.